Biz sabah kalktık baktım yok olmuş. Bir gecede burada yıktılar gittiler. Tabii acı durum yani, tarihi bir eser yok oluyor. Herkes onu biliyordu. Kime sorsan Digildaş Çeşmesi diye adı geçerdi. Yıllardır kullandıkları, suyunda serinledikleri çeşmeleri sabah kalktıklarında yerinde değildi. Nedeni ise yapılan inşaattı. Tabii ki yazık yani, tarihi bir çeşme. Dedem, babam, ben 3 kuşaktır buradayız ve 3 kuşaktır bu çeşme vardı. Burası Beşiktaş, Dikili Taş Mahallesi'nde yaklaşık 6 ay önce kentsel dönüşüm kapsamında bir inşaat başlatıldı. İnşaat sınırları içerisinde Tarihi Hamidiye Çeşmesi bulunuyordu. Ancak iddiaya göre inşaat devam ederken o çeşme bir gecede izinsiz yıkıldı. 96 yıllık çeşmeden geriye bomboş bir alan kaldı. Bir sabahta yok olunca valla şoklar içinde. Ben de bugün öğrendim yıkıldığını. İnşaat alanı olacak diye izinsiz buradan yıkıp gittiler. Üzüldük yani. Öyle bir gerçekten izinsiz, yani tarihi bir eseri izinsiz yıktılarsa gereğini yapılır. İzinsiz yıkıma en çok üzülen Kuşkusuz mahalle sakinleri oldu. Her gün çeşmenin suyunu kullanan çevredekiler bu izinsiz yıkıma bir aile tepkili. Burada biz taksi durağı, ellerimizi yıkıyorduk, şey yapıyorduk, su akıyordu. 30 yıldır o çeşme orada. Hatta buradaki taksici arkadaşlar su alıyor da su içmişliğimiz bile var yani. Ne bileyim, biraz da hırsızlığa dönüyor gece yıkıp götürülmesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi izinsiz yıkım için yasal süreç başlattı. İnşaat yetkilileri ise yerine yenisini yapacağız dedi. Şu an zemin güçlendirmesini yapıyoruz. Tescilli olan bir çeşme değil. İnşaat bittikten sonra biz bu çeşmenin zaten daha güzelini yapıp mahallenin hizmetine sunacağız.